Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber zaman konusunu konuşacağız. Zaman, yani zamanı biraz elimden geldiğince ayrıntılı konuşmaya çalışacağım. Kendimce. Arkadaşlar zamanı biraz daha ben anlaşıldım. Kendimce. Arkadaşlar zaman çok enteresan bir algı. Gerçekten yüzyıllardan beri zamanın tam olarak ne olduğunu insanoğlu aslında anlamaya çalışıyor. Nasıl dersiniz? Şu şekilde arkadaşlar. Zaman bizim bildiğimiz, örnek veriyorum, dünyanın güneşin etrafında dönmesi. 24 saat bir zaman dilimi. Kendi belirtilmiş arkadaşlar zaman dilimi bu. 24 saat dönüyor. Tamam. Bunda hemfikiriz yani, tamam, bize söylenmiş bir şey. Yüzyıllardan beri 24 saat. Dünyanın neresi olursa arkadaşlar o zaman dönüyoruz genelde bu şekilde. Lakin biz kendimiz arkadaşlar o zaman çizelgesini zamanla, yani saate kendimizi adapte etmiş durumdayız. Belki de arkadaşlar zaman o kadar enteresan bir şey ki, yani ben şöyle söyleyeyim. Okuduğum kitaplar, izlediğim filmler, ya insan düşünüyor. 24 saat neden 24 saat, neden 25 saat değil, ya da neden 23 saat değil, bunları belki siz düşünmüştünüz. Niye? Tabii ki hani merak ediyorsanız. Arkadaşlar, zaman çok enteresan bir şey. İnsanoğlunun şu an hedefi ışık hızına ulaşabilmek. Ama şu an arkadaşlar mümkün değil. Niye derseniz, çünkü arkadaşlar insanın ışık hızına ulaşması şu anda 300 bin kilometre metrekare saat. Yani arkadaşlar şöyle söyleyelim. Tam 300 değil ama ben düz söyledim. 297,7 arkadaşlar. 300 bin kilometre saat. Yani bir F-16'nın arkadaşlar, bir uçağın hızının 500 kilometre söyleseniz, 1000 kilometre falan, 1500'e gittiğini farklayın. Arkadaşlar ben 300 bin kilometreden bahsediyorum. Işık hızı. Yani bizim ışık hızını geçme şansımız arkadaşlar şu an yok. Nasıl olabilir? Şöyle söyleyelim. Öyle bir enteresan bir şey ki bu zaman. Zaman döngüsü. Örnek veriyorum arkadaşlar. Yani şöyle söyleyelim. Örnek verelim size. Zaman döngüsü. Böyle bir örnek vermek istiyorum ki tam anlayın diye. Arkadaşlar hızınıza da bağlı biraz. Yani sizin hızınıza bağlı. Örnek veriyorum. Trenden arkadaşlar, trende ilerliyorsunuz, trende gidiyorsunuz. Bir arabanın içerisindesiniz veya da şöyle söyleyeyim, bir arabanın içerisindesiniz. Arkadaşlar iki araba ilerliyor. Bir araba arkadaşlar 40'la gidiyor. Öteki araba arkadaşlar 60'la gidiyor. Arkadaşlar sanki siz kendinizi gitmiyor gibi hissedersiniz. Oysa ki bu bir yanılgama. Yani beyninizi size vermiş olduğum yanılgı. Çünkü yanınızdaki araba sizden biraz daha hızlı gittiği için kendinizi sanki gitmiyor ya da yavaş gidiyor olarak görebilirsiniz. Ya da yanınızdaki arabanın sizi geçtiğini görebilirsiniz. Bu da arkadaşlar bize beynimizin bir nasıl diyeyim size? Yani aklımızın bize bir oyunu diyeyim arkadaşlar. Öyle söyleyeyim, daha net olsun. Çünkü 60'la giden bir araç tabii ki bizden daha hızlı gidecek. 40 kilometreye göre. Örnek veriyorum ya da bir yerden bakıyorsunuz arkadaşlar. Bir yerden bakıyorsunuz. Örnek veriyorum. Bir dağdasınız arkadaşlar. Dağdan bir şimşek attı diyelim. Siz yanındasınız. Yanında olduğunuz yere gelen şimşek sizi daha fazla etkilerken uzakta olan birisi diyelim. 3 kilometre uzakta birisi de şimşeği görüyor. O arkadaşlar hem biraz daha yavaş görür, hem de uzakta olduğu için tam anlayamaz. Yani zaman ne kadar arkadaşlar, ne kadar yaklaşabilirsiniz arkadaşlar zamana? Şöyle söyleyeyim hatta, evrende arkadaşlar, evrende boşluğa arkadaşlar, kara deliğe ne kadar fazla yaklaşılırsa zaman o kadar fazla genişler. Tabii ki bunu ben kendim söylüyorum. Aslında tam anlamıyla böyle bir şey var mı bilmiyorum ama hani benim kendi araştırmalarımca kendimce bulduğum bir şey bu.
Nasıl arkadaşlar olur bu? Çünkü hani kara delik çekimi var, çekiyor. İşte evren, hani bunlarla düşündüğünüz zaman arkadaşlar, evren genişliyor sürekli diyorsunuz. Ben şöyle kendi kendime izah edebilirim bunu. Örnek veriyorum arkadaşlar. Mesela buradan ben dünyadayım. Ya da bir arkadaşımı dünyada bıraktım. Ben kendim arkadaşlar buradan geliyorum. Jüpiter'e gideceğim. Ama kullandığım alet ışık hızına yakın. Işık hızına yakın, yani 250 bin kilometre gidiyor falan. Arkadaşlar bu hızla giderseniz şayet Jüpiter'e yaklaşabilirsiniz şayet. Ya Jüpiter'e bırakın, hatta daha yakından bile gitsiniz arkadaşlar. Bu hızla gittiğiniz zaman arkadaşlar size bu gidip gelmek arkadaşlar ışık hızıyla, belki size örnek veriyorum, 3 yıl gelebilir, 2 yıl gelebilir. Ama arkadaşlar siz geri geldiğinizde her şey değişir. Geri geldiğinizde diyelim birinizin yaşı 20 ise, ikinizin yaşı 20 ise, geri geldiğinizde arkadaşlar o arkadaşınızın yaşı 60 olur. Bu da arkadaşlar zamansal bir döngüdür. Yani zamanın bize bir oyunu. Çünkü ben hatta şöyle söyleyeyim size arkadaşlar, biraz saçma gelecek ama. Bana da biraz saçma geldi ama bu. Yine de ben bunu şimdi anlatmak istedim. Şimdiden geldi. Örnek görüyorum. Bu ışık hızına ulaşabilirsek, ki şu anda teknoloji mümkün değil. Hani ulaşmamız mümkün değil. Ama arkadaşlar ulaşabilirsek bu ışık hızına 300 bin kilometre saat ulaşabilirsek, bırakın 250 bin de olsa yeter, 250 bin. Işık hızına ulaşabilirsek arkadaşlar her şey değişir. Hatta normalde geçmişe gitmek mümkün değil arkadaşlar şu anda, ama ışık hızını geçersek geçmişi bile görebiliriz, yani geçmişin etkilerini görebiliriz arkadaşlar. Geçmişi ışık hızından izleyebiliriz. Çünkü o ışık hızından geçmişi, dünyanın eski halini görme imkanımız var. Geçmişe gidebiliriz. Bu da bizim beynimizin bir yanında soruyor. Biraz saçma. Ben de farkındayım ama ışık hızını arkadaşlar geçebilirsek, yani insan olup geçebilirse, ben birçok şeyin çözüleceğini düşünüyorum. Çözümler birçok şeyin değişeceğine inanıyorum ben. Bana kalırsa böyle farazi sallama gibi gelir ama aslında öyle değil. Yani okudukça arkadaşlar kitabı anlayabilirsiniz. Kitapları biraz zaman hakkında arkadaşlar bilgi edebilirsiniz, anlayabilirsiniz. Çok enteresan bir şey. Hayatta bize verilmiş olan bir süre 24 saat ama zaman içerisinde arkadaşlar böyle bir süre yok. Şu anda düşünsenize, bir arabanın farı, yani ışık hızıyla gidiyor arabanın farı. Siz ışık hızını geçtiğiniz zaman arkadaşlar arabanın farı bile görünmez. Yani sizin tuttuğunuz ışık bile arkadaşlar, örnek veriyorum, bir yere ışık tutuyorsunuz ama siz ışıktan daha hızlısınız. Her şeyi değiştirebilirsiniz. Dünyanın arkadaşlar uzaydan arkadaşlar ışık hızıyla dünyanın eski halini veyahut da geçmişini, geleceğini diyemiyorum arkadaşlar ama geçmişinin yansımalarını görebilirsiniz ışık hızıyla. Ama geleceği kimse bilemez. Geleceği kimse göremez. Ama teknoloji neye getirir onu da bilemeyiz biz. Çünkü çok hızlı ilerliyor. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Nacizane. Işık hızı şu an mümkün değil. Çünkü en hızlı uçak bile arkadaşlar belirli bir hızla gidiyor. Şu an en hızlı uçakta arkadaşlar 2000-3000 kilometre saatle gidiyor, yani 2000-3000'le gidiyor. Ama benim bahsettiğim hız 3000 kilometre. Hatta bunu arkadaşlar Einstein bile kafa yormuş. Einstein mesela buna kafa yormuş. Newton kafa yormuş. Yani dünyanın en büyük bilim adamları bunlara kafa yormuş. Belki benim söylediğim belki saçma şu anda. Kanıtlı bir şey değil. Ama arkadaşlar niye olmasın diyorum ben. Einstein'ın hatta bir formülü var. E eşittir mc kare. Bununla arkadaşlar, ya bununla bile, bu formülle bile, E eşittir mc kare formülle bile arkadaşlar, aslında Einstein'ın bazı şeyleri ne kadar doğru olduğu ortaya çıkıyor. Ama ben biraz daha ilerisine gidiyorum. Einstein'dan biraz daha ilerisine gidiyorum arkadaşlar.
insanoğlu bu teknolojiyle, insanoğlu bu teknolojiye yüzyıllar sonra, hemen değil ama 100 yıl sonra, 200 yıl sonra, belki 300 yıl sonra o ışık hızına arkadaşlar ulaşacak. Çünkü roketler, yani füzeler, atmosfere atılan arkadaşlar füzeler belki 5000'de falan gidiyor. Yani bunu yakalayabilirler bu sistemlerle. Yarısını bile yakalasalar, yani 150 bin kilometreyi bile yakalasalar, bu yani bizim için bir gelişmedir. Ve dünyanın, evrenin gitmek istediğiniz arkadaşlar binlerce, milyonlarca ışık yılı var. Bunları ancak arkadaşlar bu hızla elde edebilirsiniz ve belki bizim bilmediğimiz ya da göremediğimiz ya da farkında olmadığımız başka canlılarla karşı karşıya geleceğiz. Biz şimdi dünya içerisinde bir varlığız, insanız. Belki başka bir gezegende, evrende, yani bizim gibi bir dünya var, yaşayan insanlar var. Ama onların da bizden haberi yok, biz de onlardan haberimiz yok. Bunlar bile olabilir. Bu arkadaşlar zaman içerisinde sizin hızınızla alakalı. Hızınızla alakalıdır. İleride ben bunların ilgili olacağını düşünüyorum. Biraz hani ütopik konuştum arkadaşlar, hani biraz yüz perdeden konuştum. Yani sonuçta sen ne diyorsun dersin, yani bu adam ne diyor? 3000 300 bin kilometre saatimizde falan. Hani siz de haklısınız ama son zamanlarda arkadaşlar okuduğum kitaplar falan işte anlatmak istedim size böyle bir şey oldu. Zamanla alakalı, yani zamanın bize ne kattığını. Yani konuya, yani bir konuya varmıyorum da, sadece paylaşıyorum sizlerle. Hani şuradan şu olacak bilmiyorum ama zamanın ve teknolojinin gelişmesi şunu diyebilirim. İleride bize hemen değil ama benim düşüncem 100-200 yıl sonra arkadaşlar. Hemen olamaz çünkü bu hızlar, ama teknoloji ilerlemesiyle çok farklı sistemler, çok farklı şeyler olacağını düşünüyorum. Yıl 2019-2020'ye gideceğiz. 2019'dayız şu anda. 2019'da bile arkadaşlar, 2019'da bile teknoloji böyle ilerliyor. 2019'dayız. Geri gidin 2020'ye, 2000'e gidin arkadaşlar, 2000'e. 2000'de telefonlar, örnek veriyorum, işte A1018 falandı. Telsiz, işte, telliydi böyle. Telsiz gibiydi falan. Şimdi alakası yok. Şimdi uçan arabalar falan çıktı. Çizgi filmler gibi. İleride çünkü neyin olacağını bilemeyiz. Öyle bir enteresan dünyadayız ki güneşin kıpırdaması her şeyi değiştirir arkadaşlar. Güneş kıpırdaması her şeyi değiştirir. Zamanla alakalı bu da. Yani dünya, düşünseniz arkadaşlar, dünya şu an dönüyor. Tam olarak hızını bilmiyorum ama unuttum yani. Şu an dünya öyle bir hızla dönüyor ki, yer çekimi kanunu arkadaşlar olduğu için biz dönme hızının farkında değiliz. Yani ben mesela hep bunu kendi kendime düşünmüşüm. Kitaplarda mesela şey diyor, dünya dönüyor diyor. İşte dünya bilmem kaç bin kilometre dönüyor şu anda. Şu anda bile arkadaşlar dönüyoruz. Ama farkında değiliz yer çekimi kuvveti olduğu için. Mesela bunu insan düşündüğü zaman arkadaşlar, ya diyorsun nasıl dönüyoruz biz şu anda? Arkadaşlar şu an yaşadığımız dünyada inanılmaz bir hızla dönüyoruz. Dünya güneşin etrafına dönüyor. Biz de kendi etrafımızda arkadaşlar dönüyoruz ama farkında değiliz. Yani derslerde bile arkadaşlar aslında ilk başta bundan öğretilmesi lazım. Tamamen ama ayrıntılı bir şekilde. Sadece üzerinden geçiriyor. Net bir şekilde aslında öğretilse çok fazla şey daha güzel olur. Yani söyleyeyim. Çünkü arkadaşlar bizden de çıkabilir yani önemli insanlar. Belki benim bu dediğim şey belki 100, yani 100 yıl sonra da yıllar sonra doğru çıkacak. Tezmin olabilir yani. Işık hızının geçilmesiyle benim şeyim bu olsun. Işık hızının geçilmesiyle arkadaşlar geriye dönük dünyanın geçmişini görebiliriz. O ışık hızını geçersek. Ben böyle düşünüyorum. Onun dışında çünkü zamanı geri getiremeyiz arkadaşlar. Hani zamanı satın da alamayız, geri getiremeyiz ama o hızla, ışık hızıyla zamana geri gidebiliriz. Yani geçmişe geri gidebiliriz arkadaşlar. Geleceğe demiyorum.
geçmişe gitme imkanımız olabilir. Dünyanın eski geçmişini o hızla, ışık hızını aşarsak tabii konu bunlar. Hatta ışınlanma bile arkadaşlar mümkün hale gelebilir, ışınlanma. Yani bir insanın arkadaşlar bir yerden başka bir ışınlanması. Kuantum, şu an kuantum arkadaşlar Çinliler böyle bir şey başarmışlar. Yani ışığı alıp başka bir yere, hani bir maddeyi alıp arkadaşlar başka bir yere aktarmayı başarmışlar Çinliler. Ama tabii ki arkadaşlar bir insan, hani bir insan alıp başka bir yere daha ışınlanma, öyle bir şey daha mümkün değil, olmadı. Ama ışınlanma da ben gerçekten gerçek olacağını düşünüyorum. Yani buradan düğmeye batacaksınız, bir anda gideceksiniz başka bir yere, başka bir dünyaya. Bu da olacak ileride, kesinlikle olacaktır. Çünkü bir maddenin hiç bozulmadan, şekil değişmeden arkadaşlar başka bir yere gitmesi ve bozmadan gitmesi şu an zaten ışınlanmaya bir kanıttır. Bir maddenin bozulmadan başka bir yere gitmesi, ışıktan bahsediyorum. Işıktan. Bu da ileride gelişir arkadaşlar. Örnek bir kalemi alıp bu kalem hiç bozulmadan başka bir yere ışınlayabilirlerse tamamdır. Her şey bitmiştir. Ben böyle düşünüyorum. Bugün de arkadaşlar hani bu konuları değinmek istiyorum. Konular biraz arkadaşlar ütopik, ben de farkındayım. Konuşmuş oldum arkadaşlar, hani sözler de biraz ütopik. Ama bilgi amaçlı, öyle sohbet amaçlı, bilgi amaçlı sizlerle paylaşıyorum. Konular uçuk konular, ben de farkındayım. Ama anlatmak, sizlerle paylaşmak istedim. Belki de böyle deneyimlemiş olanlar bile vardır. Ben farkında değilim belki böyle. Çünkü çok 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 önemli insanlarımız var arkadaşlar. Hem Türk hem dünya çapında önemli bilim adamları da var. Belki bunları paylaşmışlardır. Ama bilmiyorum. Yani ben kendi duymadım ama ışık hızına ulaşırsak dünyanın geçmişini görebileceğimiz, ben inanıyorum. Yüzeysel olarak görebileceğimize inanıyorum ben. Geleceğimize bir şey diyemem çünkü geleceği arkadaşlar bilemeyiz. Geleceği göremeyiz, öyle söyleyeyim. Bu şekilde arkadaşlar. Bugün konumuz böyle, bu şekilde olsun. Bugün konumuzda ben size zamandan ulaştıklarını paylaştım. Odamla bu şekilde konuştum. Bir anda aklıma geldi, dedim çeksem acaba çekmesem diye. Çekmeye karar verdim zaman hakkında. Umarım yani siz de izlerken keyif almışsınız. Hani bir şey kanıtlamak için falan demiyorum arkadaşlar. Sadece sohbet amaçlı söyledim bunları. Ya da çok çok bildiğimden değil yani. Böyle söyleyeyim. Her zaman arkadaşlar mütevazilik erdemdir. Bunu söyleyeyim arkadaşlar. Mütevazilik efendilik erdemdir. Bu yolda. Bu şeyle hallediyorum her zaman. Ve bildiğim şeyleri de arkadaşlar kendime yakın gelen doğru şeyleri de anlatmaya çalışıyorum. Sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Aklıma bu şekilde iyi, güzel konular gelirse değişik paylaşabilirim ilginç. Siz de istediğiniz konu olursa arkadaşlar yorum kısmına bırakmayı zaten ben yorum olmak arkadaşlar. Ben bu şekilde diyorum. Bunu da burada kapatıyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinizi sevin. Değerli vaktinizi bana ayırdığınız için de tekrar teşekkür ederim size. Hoşça kalın.